Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere belki gündemde bir konu ama bir başka boyutunu paylaşmadığımız bir konu. Maden kazaları malum. Kazalar üstüne diyecek bir şey yok. Ama bu konunun bir de hiç bilinmeyen bir boyutu var. O da zorunlu maden sigortası ki biraz sonra detaylarını konuşacağız. Önemli bir konu ama dediğimiz gibi çok fazla kamuoyunun gündemine gelmiyor ve bilinmiyor da. Biraz bunu getireceğiz. Hemen arkasından da yine trafik sigortasını konuşacağız. Son günlerde yine bir Danıştay kararları var üst üste verilen. Bu kararların sektöre ve özellikle tüketiciye tabii etkisini, bilimleri arttırıp arttırmayacak konusundaki etkisini de konuşacağız. Kimle konuşacağız? Aksigorta Genel Müdürü, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Vekili Uğur Gülen'le konuşacağız. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Aynı şekilde Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de soru ve görüşlerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremiz uzun. Sorularınızı Uğur Bey'le iletiriz. Yorumlarınızı da paylaşırız. Varsa çözüm üretebiliyorsak, derdinize derman olabiliyorsak oluruz. Hoş geldiniz Sayın Bey. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi madencilik kazalar oluyor malum. Yani Türkiye'de sürekli her yıl kazalar oluyor. İşte son yaşanan olay işte Denizli'de de var bir tane. Şimdi benim bildiğim Uğur Bey bu kazalar özellikle o asıl büyük maden kazasından sonra bir düzenleme yapıldı ve neredeyse işi sigorta sektörüne getirdiler, bıraktılar galiba değil mi? Yani bütün her türlü sistem, denetimdi, şuydu, buydu, bir zorunlu bir sistem geldi. Şimdi buradan başlayalım, buradan dinleyelim sizi. Benim bildiğim buraya kadar. Bundan sonrası sizde. Doğru. Buyurun. Gayet aslında köşe başlarını söylediniz siz yorumlarınızda. Hatırlarsanız çok elim iki tane kaza oldu 2014 yılında. Bir Soma'da, bir de Konya Ermenek'te. Hı. Ve bunun sonucunda onlarca madencimiz hayatını kaybetti. Tabii Türkiye maden kazalarına da yeni bir ülke değil. Yani dünya istatistiklerine baktığımız zaman Türkiye gerçekten dünya üzerinde maden kazası açısından oldukça ünü olan bir ülke. Hatta en fazla maden kazası olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çıkardığı maden miktarıyla kaza istatistiklerine baktığımız zaman. Hı hı. Bu iki büyük kazadan sonra o zamanki hükümet çok doğru bir kararla madenlerde güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Madenlerde çalışanın güvenliğini sağlayacak önlemlerin alındığını nasıl sağlayabiliriz diye bir soru attı ortaya. Bunu yaparken de sizin dediğiniz gibi bu işi sigorta sektörüne yaptırmaya karar verdi ve Şubat 2015'te maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasını resmi gazetede yayınlayarak bunu Türkiye'ye yeni bir sigortacılık ürünü olarak tanıttı. Burada aslında 3 tane parti var. Bir maden işletmecisi var, sigorta şirketi var ve devlet, kamu otoritesi var. Kamu otoritesi madenlerin denetlenmesi görevini, daha doğrusu uygun çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığı görevini sigorta sektörüne verdi. Sigorta sektörü de kullandığı eksperleri atayarak madenleri ziyaret ederek madenlerdeki çalışan güvenliği önlemlerini kontrol etti. Bu önlemler bu karneden geçen, karnesinde tam not olan maden işletmelerine sigorta poliçesi düzenledi. Karnesinde zayıf notu olanlara da ben seni 6 ay sonra tekrar geleceğim. 6 ay içinde lütfen sana söylediğim güvenlik önlemlerini alman lazım dedi. Ve kamu otoritesi bu sigorta poliçesini de maden ruhsatını verirken kullanmaya başladı. Zorunlu. Zorunlu olarak kullanmaya başladı. Aslında yani mekanizma sigorta sektörü eksper atıyor. Eksper madeni denetliyor. Oradaki güvenlik önlemlerine bakıyor. Geçer not alırsa zorunlu maden poliçesini
yapıyor. Geçer not almazsa bir 6 ay sana süre veriyorum. Git bunları düzelt diyor. Bu arada kamu otoritesi de poliçesi olmayan maden işletmelerine maden ruhsatı vermiyor. Aslında mekanizma böyle yukarıdan bakıldığı zaman oldukça iyi kurgulanmış bir mekanizma. Bugüne kadar bir de teminatlardan da belki bahsetmek lazım. Burada bir kere sadece ölüm ve sakatlığı kapsayan bir teminat. Belki bir cümlede şundan bahsetmek lazım. Maden dediğimiz zaman bunun yer üstü, yer altı. Hangi maden? Yani evet. Yani çok şey geniş bir konu maden dediğimiz konu. Mevcut kanun yer altı veya yer üstüne bakılmaksızın bütün kömür madenlerini kapsıyor. Kömür madenleri dışında sadece yer altı madenlerini kapsıyor. Yani yer üstünde kömür harici bir faaliyet varsa bunu kapsamıyor ki. Biraz önce bahsettiğiniz çok yakın zamanda 10 çalışanımızın vefat ettiği Siirt'teki şu andaki araştırmaların da sürdü. Evet. Bakır madeni aslında bir yerüstü maden ocağı. Ha, bu sigorta kapsam dışında. Sigorta kapsamı dışında aslında böyle bir büyük bir çukur var. O çukurun içinde ekskavatörler kazıyor. Ekskavatörler damperli kamyonlara bakır cevherini koyuyor. Fakat Türkiye bir deprem ülkesi. Diğer taraftan da heyelan ülkesi ve yer kayması ülkesi öyle baktığımız zaman. Yani yer hareketlerinin oldukça çok olduğu bir ülke. Zaten netekim Siirt'te meydana gelen kazada toprağın kaymasından, yerin kaymasından işçilerin oluşan bir kaza. Onun altında kalmasından, yani toprak kayması, yerin altında kalmasından oluşan bir kaza ki bu şu anda zorunlu maden sigortasının kapsamında bir konu değil. Peki neden alınmamış Uğur Bey? Düzenleme yapılırsa. Yani açıkçası yani tüm madenler niye dememişler? Açıkçası yani orada o noktada o kadar bu süreç çalışırken içinde değildim ben. Büyük ihtimalle genelde Türkiye'de kazalar özellikle kömür ocaklarından çıktığı için, lignit ocaklarından veya taş kömür ocaklarında çıktığı için grizik patlamaları veya oralarda açılan hollere su dolmasından kaynaklandığı için bir grizi patlamalarından kaynaklandığı için oralara konsantre oldu. Bence bugünün de mesajı bu olacaktır kamu otoritesine. Evet, madem bunu yaptık, güzel bir uygulama, zorunlu çalışanlar maden ferdi kaza sigortası. Evet, artık bunu bütün madenlere yaygınlaştıralım. Yerüstü madenler için de düzenlemeyi uygulanabilir hale getirelim. Peki, bunu açıkçası ben de kamu otoritesiyle yaptığım görüşmelerde birlik üzerinden de tekrar gündeme getirme hedefindeyiz. Maden ferdi kaza sigortasının teminat kapsamını bu şekilde zenginleştirip büyütebiliriz ki bu çok faydalı olur açıkçası Türk toplumuna. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben hani takip ettiğim için biliyorum, siz de şirket olarak madencilik, yani maden sigortalarına çoğunu yapan bir şirketsiniz. Bu işe başladığınızda, işte Şubat 2015'te başladınız ve şey yaptınız. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız sonuçta? Yani madenler, işte mesela onun arkasından şunu da söyleyeyim size. Ne kadar, kaç tanesi sigortalı mı? Tablo neydi? Söyleyeyim. Aslında Türkiye'de toplam 3500'e yakın maden ocağı var. Fakat istatistiğin çok kolay tutulduğu bir alan değil. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ocak var ama faaliyette değil. Ruhsat var ama henüz faaliyete geçmemiz. Yani böyle büyük resme baktığımız zaman evren daha büyük ama kullanılan maden sayısı bu evrenin biraz daha bir alt kümesi halinde. Şu anda geldiğimiz noktada 9. ay sonu itibariyle 2016'nın Eylül sonu rakamlarına baktığımda 28 milyon civarında bir prim üretimi var. Kişi başı 700-750 lira prim alıyoruz. Tarifesi de belli bir ürün. Demek ki bugün itibariyle 40 bine yakın maden çalışanı bu sigorta kapsamına alınmış. Biz bu işe başladığımızda yer altı madenlerde ve yer üstü kömür madenlerindeki çalışan sayısının 100-110 bin olduğunu tahmin ediyorduk. Demek ki 1,5-2 yıl içinde %40'lık bir madene ulaşılmış. %40'lık bir penetrasyona ulaşılmış. Yani daha gidilecek bir %60'lık yol olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan henüz yeterli güvenlik önlemlerini almamış, güvenlik önlemlerini almasını beklediğimiz maden sayıları da var. Ha öyle yani, mi? Tabii yani sonuçta biz gitmişiz, denetimini yapmışız. Geçer not alamamış, geçer not alamayıp bekleme sürecinde olanlar da var. Sanıyorum bunlar ki bu... Bunlar %kaç Uğur Bey? Yani ben aksigorta rakamlarını verebilirim. Aksigortanın şu anda 200'e yakın poliçesi var. Bir 40-50 de şey bekleyen poliçemiz var. Güvenlik önlemini aldıktan sonra değerlendirme bekleyen poliçesi var. Aksigorta sektörün %30'luk payına sahip olduğuna göre demek ki toplamda da bir 600 falan poliçe yapılmış
bugüne kadar. Hani 600 poliçe sektörün %40'ına tekabül ediyorsa demek ki 1500 Ocak'tan falan bahsetmek lazım. Bu teminat kapsamına girebilecek. Toplam yıllık prim üretiminin de 50-60 milyon TL'lere ulaşmasını beklemek yanlış olmaz. Tabii yer üstünü de şimdi koyarsak hem prim hacmi ciddi bir şekilde artar hem de daha yaygınlaşır ürün gibi geliyor. Peki tuttu mu bu sistem size göre? Yani işte sizin bu yapmış olduğunuz denetimlerden dolayı bu caydırıcılıktan dolayı kazalar azaldı diyebiliyor musunuz? Evet, bu sigorta işi gerçekten tuttu kardeşim. Şimdi tutup tutmadı, yani 3 parti var demiştim baştan. Maden işletmecisi, sigorta şirketi ve kanun koyucu. Hı hı. Bir kere maden işletmecisinin madeninde gerekli önlemleri almasını beklememiz lazım. Buna baskı olacak unsur da aslında kanun koyucunun davranışları. Eğer yani şu anda kanun koyucu ne kadar sıklıkla denetliyor, ne kadar bu işi sıkı tutuyor o kadar çok fazla göremiyorum açıkçası. Belki hani %40 penetrasyon 1,5 yılda iyi bir sonuç. Yani öyle mi? Onu söyleyeyim. Çünkü diğer ürünlere baktığımız zaman bir DASK sigortasına bakın. Zorunlu deprem sigortasına. 1999 yılındaki depremden sonra ortaya çıkmış bir konu. Bugün geldiği penetrasyon rakamı %40'larda. Hani maden sigortasının 1,5 yılda ulaştığı rakam %40 bence iyi bir sonuç. Burada biraz daha denetimler arttırılırsa, biraz daha kamu otoritesi o hani kadife yumruğunu gösterirse maden işletmecileri üzerinde sanki bu penetrasyon ciddi bir şekilde artar gibi geliyor. Peki bundan dolayı maliyet, sigorta maliyetini yüksek bulup ben madeni çalıştırmıyorum diyen oldu mu? Karşıma çıkmadı. Şu ana kadar bu karşımıza çıkmadı. Peki hasar ödediniz mi? Hasar ödedik tabii. Şu ana kadar sanıyorum sigorta olarak böyle bir 12-13 milyon TL prim topladık. 1.82 milyon TL yakın da hasar ödedik. Bu ölen neden dolayı bu? Ölme var. Sakatlanma var. Tabii ufak ufak bir sürü olay oluyor. Yani biz bir anda haberlerde çok büyük olayları görüyoruz ama bu sigorta hem üretim planlaması hem üretim aşamasındaki her türlü sakatlıkla sonuçlanan veya ölümle sonuçlanan kazayı teminat altına alıyor. Bugün haberlere çıkmayan, bugün medyada görünmeyen. Bir tane işçi öldüğü zaman haber olmuyor. Yani işin doğrusu bu. Evet. Yani. İşin doğrusu o ama bizim tarafta var yani. Demek ki 2 milyona yakın hasar ödemişiz bugüne kadar. Peki bir şey soracağım. Nedir bu işin? Dediniz ki gidemediğiniz de mi var daha? Yani bu iş hani başladı zaten zorunlu. Siz gidemiyorsanız maden işletmesinin size gelmesi lazım. Al yer kardeşim yaptır sektörün, bunu. Sanıyorum sektör de çok çabalıyor yani gitmek için. Gidilemeyen vardır. Hani gidilemeyen maden işletmeleri henüz vardır. Ama dediğim gibi şimdi Aksigort 200 poliçe var. Bir 100 poliçe de 100 maden de şey aşamasında denetleme aşamasında 300, %30'luk pazar payına sahipsek biz demek ki 1000 maden, 1200 madene falan ulaşılmış. Yani gidilemeyen maden sayısı 300'ler civarında denebilir. Onlar da çalışmıyor olabilir bu arada. Hani bu biraz istediğim gibi kayıtlar çok net bir şey yok diye. Vazgeçilebildiği için madenin kullanılması istatistikler her zaman sıkı takip edilir. Bir iş bir fabrika gibi değil yani fabrika çalışıyorsa çalışıyordur, tabii. Çalışmıyorsa kapatılıyordur ama biliyorsundur onun kapalı veya çalışıp çalışmadığını. Ve madenler de biraz daha şehir dışı yerlerde ulaşılması kolay olmayan yerlerde olduğu için istatistik tarafında bir miktar eksiğimiz var. Şimdi belki şunu söylemek lazım. Yani ben zorunlu ürünlere çok destek olunması gereken taraftayım. Türkiye'nin toplam 33 milyar prim üretimiyle kapatacağız 2016 senesini. Prim üretimine genelde ne kadar kaskodur, ne kadar trafiktir, ne kadar konu sigortasıdır diye sınıflandırarak bakarız ama farklı bir gözlük takıp baktığımız zaman bu 33 milyar prim üretimine ben şöyle bir şey görüyorum. %40 prim üretimi zorunlu sigortalardan geliyor Türkiye'de. Yani 33 milyarın %40'ı 14-15 milyarlık bir prim üretimi zorunlu sigortalardan, yani kamu otoritesi tarafından zorunlu yapılması gereken sigortalardan geliyor ki bu bence çok
önemli bir yüzde. %40'lık prim üretiminin zorunlu sigortalardan gelmesi. İşte karayolları mali sorumluluk sigortası, evet, ki namı diğer trafik sigortası biraz sonra. Biraz sonra konuşacağız. Konuşuruz mutlaka. Trafiksiz olmaz herhangi bir konuşma. Tabii. İşte zorunlu deprem sigortası, işte tıbbi kötü uygulama, doktorların aldığı zorunlu sigorta, işte zorunlu çalışanlar maden ferdi kaza sigortası gibi zorunlu sigortalar aslında hem toplumdaki huzur seviyesini arttıran hem de sigorta sektörünü büyüten, diğer tarafta da toplumdaki sigorta bilincini yukarı çeken uygulamalar. Özellikle Türkiye gibi düşük penetrasyonlu ülkelerde kamu otoritesinin zorunlu sigortalarla sektörü desteklemesi son derece faydalı. Bu iyi bir şey mi? Ben onu çok anlamadım yani şimdi. İyi bir yani şey. Dünyada da böyle midir? Dünyada %40'ına böyle yakını özel sigorta, yani şey, zorunludan mı dünyada gelir? Dünyada büyük ihtimalle gelişmiş ülkelerde %40'ı zorunlu değildir. Ama gelişmekte olan ekonomilerde zorunlu sigortalar o kan can suyunu vermek açısından, sektörün tekerleklerini döndürmek açısından, toplumdaki sigorta bilincini arttırmak açısından iyi uygulamalar. Peki. Şu suyunuzu için ben de şu arada bir izleyicinin madenle ilgili bir sorusunu okuyayım. Ona cevap alalım ve madencilik konusunu bitirelim. Teminatlar diyor sadece ölüm ve vefatı mı kapsıyor? Sağlık sigortası da var mı? Ve uzun süreli ileride, çünkü ben de bir maden işçisiyim demiş. Doğru. İleride çünkü çok ciddi hastalıklara kapılıyoruz. Birçok arkadaşım öyle oldu. Onu da kapsıyor mu diye sormuş. Çok güzel bir yere değinmiş. Yani bence müthiş bir soru. İzleyicimizin eline sağlık. Mevcut sigorta poliçesi ölüm ve sakatlığı kapsıyor. Bunun dışında son derece haklı olarak madenlerde çalışan maden işçilerinin uzun vadedeki çok önemli bir problemi de kronik bir takım sağlık problemlerine sahip olmaları. Maalesef mevcut zorunlu maden ferdi kaza sigortası bunları kapsam dışında tutuyor. Ha, geleceğe yönelik şey yok ya. Ama bunu yaptıracakları bir şey var mı Uğur Bey? Yani zorunlu değil ama hani bunu patron yaptırmazsa yani, ben yaptırayım dersem. Yani sağlık sigortası yapılabilir tabii ki. Kapsar mı? Kapsar tabii. Zaten günün sonunda bu bir sosyal güvenlik kurumuna da üye olduğu için aslında orta vadede çıkacak sağlık sorunları gene kamu otoritesi tarafından sağlık sigortası kapsamında güvence altına alınmıştır. Ama dünyadaki maden sigortalarında teminatlarda bu tip kronik hastalıklar, yani maden yüzünden kaynaklı, madende çalışmaktan kaynaklı kronik hastalıklarda teminat kapsamında olduğunu görüyoruz. Bir soluklanalım. Tabii ki. Ondan sonra trafiğe ve şu danışlar kararına geçelim. Geçelim bu arada da arkadaşların hazırlamış olduğu bir haber var. Onu da bir soluklanırken izleyelim. Efendim bir ufak haberimiz var. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Zorunlu trafik sigortasına Danıştay kararıyla yeni düzenlemeler geldi. Danıştay'ın kararı sonrası 2015 yılında düzenlenen trafik sigortası genel şartlarında değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenleme ile trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kazalarda kazayı yapan sürücüden sigortacılar tazminat talep edemeyecek. Bu durumda emniyet şeridinde ilerlerken veya kırmızı ışıkta geçerken kaza yapan sürücünün tüm zararını sigorta şirketi karşılayacak. Bu karar alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanımını kapsamıyor. Sigorta şirketi kazanın trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelmesi halinde ödediği hem maddi hem de bedeni zararı sürücüden talep edemeyecek. Sürücüler aracın ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarımları da artık sigortadan alabilecek. Yapılan bir diğer düzenleme araçlardaki değer kaybına yönelik oldu. Artık sürücüler küçük onarımlar nedeniyle oluşan değer kaybını da sigortadan alabilecek. Kiralık araçlarla taksi ve dolmuşlara da yeni düzenlemeler getirildi. Daha önce hesaplanan değer kaybının %50'sini aşan tutar sigortadan talep edilemezken artık eksperin belirlediği değer kaybının tamamı sigorta şirketinden alınabilecek. Evet efendim, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen'le sohbetimize devam ediyoruz. bakış@habertürk.com, aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi ve Noyan Doğan Twitter adresinden de trafik sigortası ile ilgili sorularınız olursa Uğur Bey'e iletiriz.
Ben sıkıldım biliyor musunuz artık? Ya inanın herhalde son 2 yıldır trak sigortası konuşmaktan ben sıkıldım. Siz sıkılmadınız. Evet. Niye bu kadar çok konuşuyoruz? 2 yıl öncesine kadar bu kadar konuşmazdık. Yaptırdın olurdu biterdi. Evet. O yüzden bu memleketteki çoğu kişi trak sigortasının ne işe yaradığını bilmez. Evet. Ne güzel. Aslında kamuoyunda 2 yıldır konuşuluyor. Sigorta sektöründe ben 7 yıldır bu sektördeyim. 7 yıldır ilk geldiğim günden beri trafik sigortası konuşuluyor. Ama son dediğiniz cümleye çok katılıyorum. Bence çok kıymetli bir ürün, çok önemli bir ürün. Hani şöyle düşünün, 20 milyon hareket eden araç var bu ülkede. Bunların 16-16,5 milyonu trafik sigortasına sahip. Bu zorunlu bir sigorta zaten. Bu bir sorumluluk sigortası. Kendi aracınıza gelen herhangi bir hasarı karşılayan bir sigorta türü değil. Başkasının aracına verdiğiniz veya başkasının malına, mülküne verdiğiniz veya bir devlet malına, mülküne verdiğiniz hasarları karşılayan bir sigorta poliçesi ve aslında çok büyük bir teminat. Hani şöyle söyleyeyim, araç başına 33-35 bin liralık maddi hasar teminatı veriyor ve kişi başına da 300 bin liraya yakın, 300 bin lira civarında tazminat ödeyen, yani 5 kişilik bir araç olduğunu varsayarsak 1,5 milyon liraya yakın bedeni hasar tazminatı ödeyen bir ürün. Ve Türkiye'de bu ürünün önemini ben başka açıdan şöyle de vermek isterim. Türkiye'de 16 milyon, 20 milyon araç seyir halinde, 16 milyonu trafik sigortalı, işte bir böyle traktördür, küçük motosiklettir gibi henüz sigortayla tanışmamış, zorunlu sigorta yaptırmamış kesimi kenara bırakırsak, yılda 1.2-1.3 milyon trafik kazası oluyor. Hani bir an için bu sigortanın olmadığını hayal edin Türkiye'de. Demek ki yılda 1.2-1.3 milyon tartışma çıkacak. Sen haklısın, ben haksızım, tabii, sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim tartışması çıkacak. Yani aslında toplumda bir anda huzuru sağlayan bir ürün. Suyun rahat nasıl trafik sigortası. Aynen, çok var, müthiş bir ürün. Fakat biz bunu yıllarca bir pulla ifade ettik. Vergi gibi hatta görmüşüz, vergi gibi görmüş. Vergi yani, işte. Yani. Sürücüler veya araç sahipleri bunu vergi gibi görmüş. Yani zorunlu bir vergi. Ya 200 lira ödeyeyim de 100 lira ödeyeyim de şundan kurtulayım gibi görmeye başlamış. Bunun faydasını biz 2007-2008'lere kadar ürünün faydasını görmemişiz. Çünkü kullanılmamış ürün. Ürün sigortalı veya sigortalının vefatından sonra yakınları tarafından kullanılmamış. Ta ki 2011-2012 yılında geçmişe dönük olarak sigortalı yakınlarına gidilmeye başlanıp ürün kullanılmaya başlayınca ürün bir anda kamuoyunun gündemini oluşturdu. Ürün kullanılmadığı için sigorta sektörü de daha ucuz bir fiyatla bunu fiyatlandırıyor. Hasar ödememiş için yani prim de ucuz bunun olmuş. Maliyeti ucuzdu sigorta, evet, sektörü açısından. Yani şimdi maliyeti 200 lirayken sigorta sektörü bunu 220 liraya satıyormuş. %10 kar marjını koyup satıyormuş. Fakat hasar ödemeye başlayınca eskiden 200 liraya sattığı poliçelerin hasarları, hesaplamadığı hasarlar, aslında maliyetinin içine koymadığı hasarlar son 4-5 yılda sigorta sektörünün üstüne böyle bir kara bulut gibi çöktü yani, tabiri caizse. Çünkü sigorta sektörü bu işten sanıyorum bir 8-10 milyar TL zarar etti son 3-4 yıl içinde. Bir yerde bıçak kemiğe dayandı ve sigorta sektörü 2015 Nisan ayından itibaren sanki sözleşmiş gibi prim arttırmaya başladı. Çünkü biri tetiği çekti yani. En çok satan şirket bir anda primlerini yukarı çıkınca onu takip eden şirketler de prim arttırmaya başladı. Bu arada maliyetlerini daha doğru hesaplamaya başladı sigorta sektörü. Ve 250-300 liralık prim seviyeleri 2016 yılının Nisan-Mart ayında 750-800 liralara kadar çıktı. Yani 3 katına çıktı primler. Tabii 16 milyon araç bunu kullanıyor. Bunun içinde otobüs şoförleri var, taksi şoförleri var, kamyon şoförleri var, özel araç kullananlar var ve bu artık 5 bin liralar, 10 bin liralar, 15 bin liralara ulaşan trafik sigortası primleri konuşulmaya başlandı. Ve bu bir anda vatandaşı rahatsız etti. Bu çok yüksek. Yani bu kadar yüksek mi olur dedi. Ben arabamı alıyorum. Hatta öyle örneklerde siz yaşadınız. Benim arabamın değeri zaten 3 bin lira. Tabii, benden tabii, tabii. 5 bin liralık trafik sigortası
Tabii arabam diyor benim 2000 model. 2000 model diyor. Ama ben ona bir çare buldum vurmaya. Çok güzel bir şey söylüyorum. Okuyucudan geldi, izleyiciden. 2000 model araba birisi de vurduğunda öldürüyor. 2016 model süründürüyor diyor. Kavramı yok. Yok değil mi yani mesele? Öldü, ölüyor. Karşı tarafa verdiğiniz hasar yani. Biraz bu nedenle konuşmaya başladık. Sıkıldık mı? Sıkıldık diyebilir ama toplam prim üretiminde %37'sini oluşturuyor trafik sigortaları. Yani çok da önemli bir ürün. Yani Türkiye'de üretilen primin, 100 liralık primin 37 lirası trafik sigortalarından geliyor. Tek başına çok büyük bir hacim. Şu anda hangi bantta? Şu anda 650'ler bandında, 600-650 bandında. Bu tamam mıdır? Ya bu banda oturdu mu? Bence... Yoksa hani, çünkü endişe şu Uğur Bey. Ya aslında bana göre tüketici trafik sigortasının fiyatını satın aldı. Ama endişe şu. İşte 200 liradan nasıl 600 liraya çıktıysa, ben tamam 600'e ama önümüzdeki sene belki bunlar benden 1000 lira isterler, 1100 lira isterler endişesi var. Var mı bu? Bence yok. Ben yani onu yani ben çok net söyleyebilirim. Bence fiyat seviyeleri bundan sonra böyle ani artışlar göstermez. Fiyat seviyeleri maliyetler arttıkça daha böyle salınarak artışlar gösterir. Yani o da Türkiye'nin enflasyonuna bağlı olarak artışlar gösterir. Bence fiyat seviyesinde sorun yok. Ana problem şirketlerin birbirinin aynı ürüne verdiği fiyatlarda büyük karmaşa var ki kamu otoritesi bunu sevmiyor ki ben burada son derece haklı buluyorum kamu otoritesini. Özellikle Sigorta Bilgi Merkezi'nin web sitesinde sbm.org.tr'de şu anda isteyen vatandaşımız TCK'sını ve plakasını girerek 40 şirketin trafik sigortası fiyatını 8 dakika içinde karşısında görebilir. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından böyle bir uygulama başlatıldı. Ben bu uygulamaya 2-3 günde bir bakıyorum. Elimde birkaç tane böyle standart kontrol ettiğim. Ben de bakıyorum. O çok da keyifli oluyor. Hızı. Ben bir de SBM'de de yönetim kurulu başkanı olduğum için. Hızı falan ölçüyorsun. Hızı nasıl diye. Müşteri, yani biraz da müşteri gözüyle bakıyorum. Yani hakikaten sistemlerimiz çalışıyor mu diye bakıyorum. Esas rahatsız eden konu aynı araca bir sigorta şirketi 450 lira veriyor. Öbür sigorta şirketi 4500 lira veriyor. Ben yani, yaşadım onu. Mesela baktım. Tabii. Ben kendi yazdım da bunu zaten. Ben kendi eşimin aracından biliyorum. 800 lira veren de var. 3000 lira veren de var. Evet. Fark ne? Ya ben bu farkı anlamış değilim zaten yani sigortacı olarak. Siz anlamadıysanız yani. Bence burada problemimiz var. Burada problemimiz var. Yani bu kadar aynı ürüne, yani herhangi bir ürün başka pazara çıktığınız zaman bu kadar fiyat farkı oluyor mu? Çünkü teminatları standart. Kamu otoritesi tarafından belirlenmiş teminatı var. Sürücü standart, araç standart, her şey standart. Yani bir değişiklik fark var. Nerede? Fark bilgi farkı. Hani acaba o mu yoksa Uğur Bey o 3000 lira 4000 lira çeken ben sigorta satmak istemiyorum. O 800 lira veren de yani benden yaptırabilirsin mi? Bir de önemli mi? Ya yani nasıl olsa 800 liraya yaptırıyorum. Önemli doğru mi? Yani sonuçta bir arz var ama gene de bu bir zorunlu sigorta olduğu için müşteri açısından, tüketici açısından şöyle bir şeye neden oluyor. Ya 450 lirayla 4500 liralık fark var. Ha, sigorta sektörü bana diğer ürünlerinde de mi böyle yapıyor acaba? Evet. Ya bu çok büyük bir endişe. Şimdi bu endişeyi siz de her yerde görebilirsiniz. Yani bunu kendinizi koyun tüketici yerine. Böyle fiyat farkı aynı standart üründe böyle büyük fiyat farkı olduğu zaman yani ucuz olanın ne problemi var? Pahalı olanın ne lüksü var sorusunu sormaya başlıyorsunuz. Halbuki ne lüksü var ne problemi var. Aynı ürünü bütün sigorta şirketleri satıyor. Belki bu SBM uygulaması yardımıyla ürün fiyatları aslında daha makul mantıklı bir aralığın içine toparlanacak diye bekliyoruz. Bence bir sonraki hamle fiyatların bir miktar daha birbirine yaklaşması olabilir. Bu olduğu düşüş zaman, olur mu? Şu aşamada 800 liralardan ortalama banttan düşüş olur mu? Ya bu maliyet hesabı. Yani ben fiyatını çok konuşmayı sevmiyorum. Ben maliyet tarafını konuşmayı daha çok seviyorum. Ben şu anda baktığımız zaman bu ürünün maliyeti mevcut fiyat seviyesiyle başa baş noktasında olduğunu görüyorum. Düşüş ne zaman olur? Hani düşüş olması için daha yapısal bir değişimin olması lazım bu ülkede. Trafik kaza sayısının azalması lazım. Ölümlü kaza sayısının azalması lazım. Sakatlık sonucu doğuran trafik kaza sayısının azalması lazım. Şimdi 2 dakikamız kaldı. Danıştay kararını biliyorsunuz. Bu nasıl etkiler? Ha şimdi Danıştay kararı deyince böyle standart tek bir kararda yok yani. Burada bir sürü dosya var. Bir sürü dosya aslında birbirinden farklılıklar gösteriyor. Ama mevcut Danıştay'ın aldığı kararlara baktığımız zaman bir miktar sigorta sektörünün maliyetini
arttıracaktır. İşte bunların en barizi eşdeğer parça kullanılmasını yasakladı. Eşdeğer parça kullanılmayınca ne kullanacak sigorta sektörü? Orijinal yedek parça kullanacak. Bugün eşdeğer parça ile orijinal yedek parça arasında %20-30'luk bir fiyat farkı var. Demek ki hasar maliyetlerinde bir miktar artış olacak. Biraz önce bahsettim, maliyetler artarsa fiyat seviyesi de buna uygun olarak artacaktır. Veya kusurlu sürücülere, ihlali olan kusurlu sürücülere, onu da doğru tanımlamak lazım. Yani tüm kusurlu sürücüler değil, ağır ihlal, işte trafik kurallarına uymuyor, hız sınırını aştı, alkollü araç kullandı, ehliyetsiz, ehliyeti olmayan birinin kaza yapması sonucunda ortaya çıkan kazalarda kusurlu sürücüyeden tazminatın talep edilememesi. Bunlar var, hani samimiyetle söyleyeyim. Rakamları çok büyük olmamakla birlikte böyle sürücüler var. Şimdi bunlara gidemeyecek sigorta sektörü. O maliyeti kim katlanacak? Sigorta sektörü katlanacak. Yani maliyet arttığı için bir miktar fiyatlara etki eder ama hani ben son zamanlarda böyle bir felaket tellallığı görüyorum. İşte fiyatlar %100, çıkacak, %100 artacak, %200 artacak. Buna da kesinlikle böyle bir şey yok. Bence sigorta sektörü buradaki maliyet artışını, verimliliğini arttırarak veya kaza frekanslarındaki düşüşle çıkaracaktır. Yani ben fiyatların üzerinde bu Danıştay kararlarının çok önemli, vatandaşı üzecek etkileri olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.